24 yıldır burada çalışmaktayım. Giriş tarihim 1996. İlk başladığımda Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Kalemli'ydi. Ben başladığımda. O zamanlar ilk onunla başladım tıraşa. Ve kendisi hala, seneler geçmesine rağmen hala bende tıraş olmakta. Eski vekillerimizin, eski bakanlarımız da var. Örneğin Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin senelerdir hemen hemen 23 sene olmuştur. 23 kesin oldu da. Bunun yanında aklıma gelmeyen bir sürü siyasetçi var ama şu an aklıma getirmekte gerçekten zorluk çekiyorum. Çok seneler oldu çünkü buradayım artık. 24. senem bitti. Evet, genel başkanlar Sayın Devlet Bahçeli'ye nasip oldu bana tıraş etmek. Kendisi mükemmel bir insan. Onun yanında Temel Karamollaoğlu gelir. İlk anım mesela ben Sayın Devlet Bahçeli'yi tıraş etmekte inanılmaz bir heyecan duydum. Çok çok mükemmel bir insan. Ben onu tıraş ederken çok büyük keyif aldım. Çünkü kendisi benim heyecanlandığımı anlamıştı. Ama o beni inanılmaz bir şekilde motive etti. Ve hala da kendisini tıraş etmek isterim gene de olsa. Burada milletvekillerimizin birinci görevimiz rahatlatabilmek. Yani bir tıraş da olsa, spor muhabbeti de olsa, siyaset de olsa biz her türlü dinleyebiliyoruz. Genelde daha çok spor da olabiliyor bu. Bir üniversite gibi düşünün. Burada aldığınız eğitim tıraş etmek sadece değil. Bir nevi milletvekilini stresini almak, rahatlatabilmek. Burası çok farklı o konuda. Ben keyif alıyorum burada. Tabii Afyon milletvekilimiz vardı, Ahmet Koca. Onda ben yaşadım. Tıraş ederken kendisini kestim gerçekten de. Ama kendisi inanılmaz bir şekilde olabileceğini söyledi. Öyle de geçiştirdik. Hiçbir sorun yaşamadım yani. Senelerdir buradayım. O konuda hiçbir sıkıntım yok. İlk önce kahve söyleyerek. Zaten anlayabiliyorsunuz. Genel kuruldan geldiklerinde bazen onu biz hissedebiliyoruz. İlk önce bir kahve söyleriz. Sonra muhabbet ederiz. Muhabbet ederken daha çok onunla konuşuruz. Bir nevi zaten anlayabiliyoruz onun. Yani bir kahveden sonra milletvekilimiz ister istemez rahatlayabiliyor da. Bu şekilde. Milletvekili seçildiğim 2015 yılından bu yana mecliste değerli ustalarımıza tıraş oluyorum. Çok da memnunum ustalarımızdan. Başka yere de gitmiyorum açıkçası. Sadece eğer şehir dışında olursam zorunluluk halinde oluyorum. Onun dışında mecliste tıraş olmaya özen gösteriyorum. Onlar da sadece bana değil, sadece milletvekillerine değil, meclisin tüm çalışanlarına aynı ihtimamı, özeni göstererek tıraş ediyorlar. Ellerine sağlık diyorum.